Evet, Ankara Kulüsü ile ikinci bölümde karşınızdayız sevgili izleyiciler. Zafer Şahin, Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi bu yayında bizimle birlikte olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara Grup Başkanı. Hoş geldin Melik Yiğitel. Hoş bulduk, merhaba. Stüdyomuzda Profesör Doktor Gülümser Heper. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de çok değerli yorumlarınızı alacağız. Tabii. Ve her zaman bu yayınlarda bizi yalnız bırakmayan Ömer Lütfü Avşar, hukukçu. Bu kez Skype bağlantısıyla ama görüşleriyle burada olacak kendisi. Buradan merhaba diyelim Ömer Lütfü Avşar. Merhabalar, hepinize iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sevgili izleyiciler, geçen haftaya damgasını vuran Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıydı. İlk günde Kılıçdaroğlu'nun mesajları ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu günden bu yana en yüksek oyla seçilmesi konuşuldu. Ama ikinci günde parti meclisi listeleri vardı. Liste savaşları yaşandı ve liste savaşlarından sonra Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde olduğu halde Merkez Yönetim Kurulu'nda genel başkan yardımcısı olduğu halde listeye giremeyenler oldu. Biraz bunu konuşacağız. İsterseniz önce Ömer Lütfü Avşar'dan başlayalım. CHP kurultayını hem liste savaşlarıyla hem mesajlarıyla Sayın Avşar sizin bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Biliyorsunuz pandemi süreci koşullarında kurultayın yapılıp yapılmaması tartışmaları önce vardı. Ama pandemi sürecinde böyle bir kurultayın olabileceği ve diğer bundan sonra yapılacak siyasi partilerin kurultaylarına örnek olacak şekilde çok sağlıklı, çok iyi düzenlenmiş bir kurultay oldu. Birinci gününde zaten Sayın Genel Başkan tek başına girdiği genel başkanlık yarışında neredeyse delegelerin tamamının oyunu alarak artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece bir genel başkan değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir lider olduğunu da ortaya koydu. Tabii ki asıl yarışların olduğu gün ikinci gündü. İkinci günde genel başkanın bir anahtar listesi, 80 kişilik bir anahtar listesi ve toplam 222 kişilik parti meclisi adayı vardı. Bunlar arasında yapılan yarışta da partinin geçmişiyle geleceğini kucaklayacak, partinin hafızalarından tutun, partinin gelecek nesillerini oluşturacak bir parti meclisi oluştu. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını diğer partilerin kurultayı gibi düşünmemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında muhalif listelerin olması, siyasi tartışmaların olması, bazı listedeki, anahtar listedeki adayların seçilememesi, anahtar liste dışında fakat neredeyse tamamı zaten parti meclisinde görev yapan milletvekili olanların siyasi deyimle listeyi delerek listeye parti meclisine seçilmesi. Dolayısıyla burada da demokratik bir yarışın gerçekleştiği, delegelerin demokratik tercihlerini ortaya koyduğu sonuçta da bir parti meclisi oluştu. Ve yani başladığı gibi dinginlikle, çünkü pandemi sürecinde büyük bir tezahüratın, hareketliliğin olması mümkün değildi. O dinginlikle ve sakinlikle ama en üst seviyede yarışlar gerçekleşerek adaylar arasında kurultay süreci tamamlandı. Tabii ki artık Cumhuriyet Halk Partisi için kurultay dönemi bitti. Bir de zaten partinin ikinci yüzyıla hazırlık beyannamesi olarak belirlediği ve genel başkan tarafından açıklanıp tüm delegeler tarafından da oy birliğiyle kabul edilen beyannameyle de Cumhuriyet Halk Partisi ittifak arkadaşlarıyla ve muhtemel ittifak arkadaşlarıyla birlikte de iktidar yolunda çalışma sürecini başlattı. Evet, size tekrar döneceğiz. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle, dostlarıyla birlikte. Melik Yiğitel, sana sormak istiyorum. Önemli bir Ankara gazetecisisin. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay sürecini ve listelerin, parti meclisi listelerinin delinmesini nasıl değerlendiriyorsun?
Vallahi şimdi şöyle, Kılıçdaroğlu evet hani yüksek bir oyla seçildi ama sonuçta parti meclisinden ve kendi MYK'sından 4 kişi de çizildi. Yani bu Kılıçdaroğlu aynı zamanda mesaj. Yani seninle tamam ama işte ekibini değiştiriyoruz. Çünkü bu özellikle Yıldırım Kaya ile Tuncay Özkan, Ömer Çeviköz, Aykut Erdoğdu ama Tuncay Özkan'ın çizilmesi baş başına bir anlam. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun en yakındaki isim. Nasıl bir anlam? Şöyle yani, yani partiyi şekillendiren biri. İşte il teşkilatları üzerinde etkisi olan, işte medya kuran ve medyaya kimlerin çıkacağına karar veren, işte belediye başkanları üzerinde etkisi olan böyle bir isimdi. Şimdi anlıyoruz ki bu bir rahatsızlık yaratmış. Yani burada mesela Canan Kaftancıoğlu'na çok fazla atıf yapılıyor. Canan Hanım belki evet belirli ölçüde çizdirmiş olabilir ama burada belirleyici olan belediye başkanları oldu. Bu konuyu çok ayrıntılı konuşacağız ama evet, bu değerlendirmelerin önemli. Yani o yüzden hani bu mesaj başı başına bir anlam taşıyor. Ama hani kurultayın geneline baktığımızda ben hani isim de sırası geldiğinde söylerim. Hani hangi belediye başkanları kimleri parti meclisine soktu isim tek tek sayabilirim. Bu kongrede belediye başkanlarının çok büyük etkisi oldu. Yani bu gözden kaçırıldı. Mesela ben kurultaydan önce de yine CNN Türk ekranında dedim ki ya bırakın il teşkilatlarını falan. Yani il teşkilatı evet ama belirleyici olan belediye başkanlarıdır. Neden belirleyici? Şöyle şimdi belediye başkanları delegenin neredeyse üçte biri, delegelerin üçte biri öyle ya da böyle bir bu CHP'li belediyelerde çalışıyorlar. Bunun yine üçte biri belediyelerle iş yapıyorlar. CHP'li belediyelerle. Dolayısıyla belediye başkanlarının etkisi çok büyük. CHP'deki iktidar odağı bir anlamda. Aynen öyle. Çok büyük. Yani belediye başkanının işte işaret ettiği isme delege yöneliyor. Bu CHP'de yeni bir durum ama. Özellikle Mart seçimlerinden sonra işte İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin gibi büyük şehirlerin kazanılmasında CHP'de yeni bir durum ortaya çıkardı. Yani dediğim gibi sırası gelince hangi belediye başkanı hangi isimleri sokmuş tek tek söylerim. Tamam. Yani hani ola ki isim söyleyeceğim. Onu soracağız çünkü çok önemli. Yani lafını bölmek için söylemiyorum ama sevgili izleyici, Sayın İlhan Cihaner de genel başkan adayıydı. Biliyorsunuz kürsüye çıktı. Dedi ki bana imza vermek için gelen delegelerin bir kısmı belediye başkanları tarafından iş ve aş tehdidiyle geri çevrildi. Aynen öyle çünkü İlhan Cihaner adaylıktan bir gün önce parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı ve dedi ki ben gereken imzayı bulmazsam adaylığımı açıklamam. Orada Sayın Cihaner, bu net bir bilgi yani söylediğim şey, Cihaner delegelerle ve ekibi delegelerle kontak kuruyor. 116 tane imza buluyorlar yani sözlü olarak. Ama 68 imzayı divana teslim edemek bravo için aday olamadı. Aynen öyle. 116 tane imzayı sözlü olarak delegelerden alıyorlar. Fakat ertesi gün adaylarını açıklıyor. Kimse gidip divanın önünde imza atmıyor. Bunun üzerine Sayın Cihaner soruyor. Diyor ki belediye başkanları diyor ki imza vermeyeceksiniz. Sayın Cihaner'in işleriyle, aşlarıyla dediği şey de benim az önce söyledim. Yani üçte biri belediyelerde çalışıyor. Geri kalan üçte biri öyle ya da böyle CHP'li belediyelerde iş alıyor. Iş bu ne demek? Bu %60'ı demek. Yani %60 delegeyi bir şekilde evet, belediye başkanları kontrol ediyor. Önemli bir noktaydı. Kesinlikle. Ama bu kurultay üzerinde tekrar döneceğiz. Ben Gülümser Eper Hocam daha fazla bekletmeyeceğim. Hı hı. Sizin kurultayla ilgili değerlendirmeleriniz ve Melik Yiğitel'in belediyeler konusundaki hı hı tespitine katılır mısınız? Ne dersiniz hocam? Evet, Melik Bey'in görüşüne katılıyorum. Şöyledir, CHP'nin delegeleri çoğunlukla böyle kırsal kesimde toparlanan, Ankara'nın belirli bölgelerinde toparlanan, belli bölgelerde belli standart yaşam şansları olan, genellikle işte çoluğunu çocuğunu işe sokamamış belediyelerin varlığına ihtiyaç duyan, o nedenle de belediyelerin delege belirlemekte çok etkin, hakim olduğu görüşüne ben de katılıyorum. Bu yeni bir durum hocam.
Evet. Bu yerel seçim sonrası... Eskiden beri böyleydi. Evet, yani şimdi yani yıllardır için, böyleydi. Evet. Artık tabii işsizlik çok fazla arttığı için yani insanlar işte... Siz CHP'yi ne zamandan beri takip ediyorsunuz hocam? Benim CHP'yle ilişkim atadan dededen yani öyle... aileden gelen. Aynen aileden gelen efendim. Kökten. Evet efendim. Yani Cumhuriyet... ideolojisiyle birlikte evet. bizim CHP ile bağlantımız evet. var. Yani buyurun hocam, değerlendirmenize. Şu an tabii ki birazcık da gözlemsel olarak tabii daha yakın onların aralarında bulunduğum için CHP'yi inceleme, analiz etme şansım oldu. Tabii olağanüstü koşullarda yapılan bir kurultaydı. Bir acele vardı. Yani biraz hızlı bir süreç yaşanması istendi. Ve delegelerin çoğu dışarıda kaldı. Delegelerin ve parti meclisine üye olacak kişilerin, aday olacak kişilerin delegelere ulaşma şansları çok düşüktü. Bir kısmı dışarıdaydı, bir kısmı içerideydi. Delegeler nasıl dışarıda kaldı? Salon itibariyle hepsi içerideydi ama başka bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Bu görüşme ortamı son derece anladım. Sınırlıydı. Adaylarla delegelerin evet birbirleriyle. Evet efendim son derece sınırlıydı. Anladım. Tabii bunun yanında eski parlamenterlerin, eski onur kurulu üyelerinin olmaması, yani bunların olmaması gerçekten ilk defa bir kurultayda biz böyle ilk defa böyle bir kurultay gördük. Çok tersti çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında konuşmayı, bizimkiler konuşmayı da çok sever. Yani fakat burada konuşma süreleri, ifade etme süreleri de kısıtlıydı. Hatta çok enteresan şeyler oldu. Yani hoşa gitmeyen konuşmalar kesilmek zorunda kaldı. Mikrofon kapatıldı. Evet, mikrofon kapatıldı. Yani bunlar da CHP'nin geleneğine ters şeylerdir. Yani bizde konuşma özgürlüğü en önemli özgürlüktür. Bana tuhaf geldi. İlk defa böyle bir sahne gördüm. Ben Aytu Atıcı'nın, değerli meslektaşım Aytu Atıcı'nın ifadeleri bana... kırgınlığı ifadeleri çok dramatik geldi. Yani size olan kırgınlığı değil, kurultaya kırgınlığı. Hayır efendim, partiye olan benimle, evet, ben evet, meslektaşım evet, benimle evet. özel bir aynı şey aynı zamanda olduğunu... parti okulunda evet, hocasıydı. Evet Aytu efendim, Hoca. Son derece değerli bir meslektaşımızdır. Yani delegenin şey alma, oy alabilmek bu kadar zor olmamalı. Yani bu bir demokrasi şöleni ismiyle ben tanımlayamam. Orada bir demokrasi asla söyleyemem. Oradaki biraz delege sultası, belediyelerin ağırlığı. Belediyeler çok belirleyici olacak bundan sonraki süreçte. Ve tabii ki kısır demokrasi çelişkileri içerisinde herkesin çok fazla parçalı yapı, inanılmaz ikili gruplar, üçlü gruplar, beşli gruplar. O ikili grupların içerisine girdiğinizde de çoğu ama birbiriyle... Ama hocam CHP hep öyle olmaz evet, mı? Yani böyleydi de bu boyutta... CHP'yi ayakta tutan yani, bu kadar bu, değil miydi böyle diyorsunuz? Değildi efendim. Yani ama demokrasi, demokrasi... Konuşma özgürlüğü, ifade özgürlüğü bizde çok önemlidir. Ben ilk defa konuşma ve ifade özgürlüğünün bu kadar kısıtlandığı bir kongre gördüm. Artı düşünebiliyor musunuz? İlhan Cihaner gibi Cumhuriyet CHP'ye emek vermiş, değer yargıları oturmuş bir kişinin 69 tane delegeden oy alamaması çok dramatik, üzücü geliyor. Yani CHP tabanı gerçekten... Bu kongreyi gözledikçe üzülüyor, ben de üzülüyorum. Yani demokrasi adına bir başarı diyemem. Yani hocam daha iyi bilirim. Bir de bu kurultayda bir cümleyle tabii. bir özelliği daha. Ulusalcı Atatürkçüler çok geri plana itildi. Yani bazı doğru, kongrelerde de onlar ön plandaydı yani ama bu sefer daha mı geri ne doğru plana? Dürüst bir söz hakkı verildi, ne doğru bir kulis şansı bu sefer şansı Baykal. Verildi. Hiç kendini göstermedi. Baykal gelmedi. Evet, bir sağlık sorunu adamı, var kendisine. Baykal'ın buradan sağlıklı hepsi uzun ömür diliyoruz tabii, tabii ki. Baykal'ın adamların hepsi parti meclisinden çizildi. Sayın Baykal'ın parti meclisine girebilecek adayı neredeyse yok efendim. Yok, olmadı yok, yani. Yok olmadı, olmadı efendim. Hiçbiri girmedi. Olmadı. Giremedi yani. Zafer giremedi. Şahin bir CHP değerlendirmesi alalım. Şimdi derler ki Zafer Şahin konuşursa
CHP'yi eleştirir derler ama Zafer Şahin eleştirmez, aynı zamanda bilgi de verir. Sağ olun, evet. Teşekkür ediyorum. Valla bu CHP kurultayı üzerine bence kitap yazılır. Çünkü sonuçları itibariyle bence CHP adına ve Türk siyaseti adına yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyorum ben nasıl? Bunu. Çünkü şöyle, yani Türkiye'de 90'larda nasıl solda, merkez solda birden fazla parti varsa, 3 parti varsa ben bundan sonraki sürecin de aynen böyle gelişeceğini düşünüyorum. Yani artık Türkiye'de merkez solda yeni partilerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Öyle mi? Bu kurultaydan sonra solda yeni parti ortaya çıkar mı? Kesinlikle çıkar. O zaman çünkü hemen tam zamanı geldi. Bugün bir gazetemizde, benim de uzun süre çalıştığım Yeni Şafak gazetesinde bir iddia vardı. Muharrem İnce'nin parti kuracağı yönünde. Onu mu hissettirdin yoksa başka bilgiler hayır, mi var? Hayır, şöyle ben o konuyu da kendi kaynaklarımla konuştum, araştırdım. Yani böyle bir şey yok. Ha. Yani Muharrem İnce'ye yakın birkaç isimle de konuştum. Kendi aralarında böyle bir değerlendirme yapmamışlar. Bence de Muharrem İnce'nin CHP'den başka bir planı yok, zaten olmaz. Muharrem İnce ama 3-4 parti olur deyince bunu sormam gerekli. Hayır, şöyle, zaten DSP var biliyorsunuz. Yani DSP'nin bence önümüzdeki süreçte yeniden belki daha güçleneceği bir formülasyon olabilir. Ya da başka bir şey olur bunun mu? Dışında şu konuşuluyor, şey. Onu o zaman buyurun söyleyeyim. Bakın şimdi CHP içerisinde belli kesimler artık partinin mevcut yapısında kendilerine yaşam hakkı tanınmadığını düşünüyorlar. Ve hani oyunun dışında kaldıklarını hissediyorlar, görüyorlar. Ama siyaset yapmak istediklerini söylüyorlar. Ve partinin tabanının da aslında kendi temsil ettikleri siyasi çizgide olduğuna inanıyorlar. Yani şu anki mevcut parti yönetiminin hayata bakışı, siyasete bakışı, ideolojik duruşuyla kim bunlar? CHP'nin geleneksel tabanının uyuşmadığını düşünüyorlar. Şimdi isim vermeyeyim. On Aralık hareketi. Yok şöyle. Öyle mi? Ha yok, bu yani parti kuracakları mı söylüyorsunuz siz? Ha, onlar farklı. Onlar CHP içerisinde mücadele ediyor. Parti kuracakları. Şimdi şöyle. Parti kuracakları yok. Partiyi şekillendirenleri söylüyor. 10 Aralık harekatı daha önce bir partileşme sürecine girdi. Onu yapmak istedi ama başaramadı. Yok, ben efendim şey dedim. CHP ama şu anda CHP'ye rengini veriyor diye bir yani eleştiri CHP var. CHP içerisinde 10 Aralık harekatı bir güç olarak güç duruyor. Aynen yani öyle. Bu kurultayda daha çok etkin oldular. Çok etkili oldular. Doğru. Ortaya çıktı bariz buyurun bir şekilde. Evet. Şimdi şöyle Eylül ayı içerisinde yani şu an şunu tartışıyorlar. Ya Eylül ayı içerisinde Ankara'da bir ofis, büro her neyse belki bir bina böyle bir fiziki yapı altında parti içinde muhalefeti daha ciddi ve daha sert bir muhalefet mi yapalım yoksa partileşelim mi bunu tartışıyorlar şu anda kendi aralarında. Bu kurultay sonrasında yoğun bir şekilde tartışılıyor CHP kulislerinde. Siz az önce iyi ki o cümleyi kullandınız. Ya bakın bizim yaptığımız CHP eleştirisi değil. Şimdi CHP'de bir gazeteci olarak siz de tecrübeli bir gazetecisiniz. Gazetecilik tabiriyle çok malzeme var. Yani yaşlı gazeteci demiyorsun da tecrübeli diyorsun. Hayır, yaşlı da diyebilirsin. Çok malzeme olduğu için haliyle CHP'yi de çok konuşuyorsunuz. Ama bu bazı çevreler CHP... İşte tabii ben CHP'yi biraz Fenerbahçe'ye benzetiyorum. Fenerbahçe'de biliyorsunuz reytingi yüksektir. CHP'nin de öyle. Şimdi gazetecilerde bir yerde haber varsa, mevzu varsa tabii ki konuşacak. Yani evet, burada CHP'yi bizim lime lime ettiğimiz şu bu falan yok. Zafer Şahin'in biraz yarasına... Ha yok yok, yani bu yönde ben çok böyle eleştiri alıyorum da yani bize ne CHP'nin iç işi deyip geçme şansımız yok. Siyasi denklem biz kurulmaz. Gazeteciyiz. Gördüklerimizi, bildiklerimizi anladım aktarmakla yükümlüyüz. Evet. Şimdi önemli bir şey daha var. Alayım onu da Ömer Lütfü. Şimdi bakın burada bu kurultay bence şu iki tane sonucu var. Birincisi şu, Kemal Bey yaptığı konuşmayla CHP'nin tek başına iktidar olmayacağını, olamayacağını fiilen ifade etmiş oldu. Ne dedi? Dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz. Halbuki partinin başına geçtiği 2010 yılında tek hedef vardı, CHP iktidarı. Demek ki CHP iktidarından dostlarımızla iktidar boyutuna gelinmiş. Bu bir. İkincisi, bakın artık CHP'de bu 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, sayısı 11 galiba, artık partinin fiili bunlar genel merkez yöneticileri gibilerdir. Belediye başkanlıkları yaptıkları illerde fiili il başkanları gibidir. Ve kontrolü bence büyük oranda ele almışlardır. Zaten kurultay öncesinde de burada Ankara'da ismini vermeyeyim bir AVM'nin deyim üst katında bir ofiste kurultaydan bir gün önce İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanları buluşuyorlar. Kemal Bey'in bu 80 kişilik listesine alternatif bir liste hazırlıyorlar. Şöyle bir tablo ortaya çıktı.
neredeyse her büyükşehir belediye başkanı kendi listesini yaptı kurultayda. Evet. Bakın şu da çok enteresandır. Tartışılması gereken şey şu. Kemal Bey uzun yıllar sonra ilk defa hep bir anahtar liste çıkartırdı ama bir de anahtarın anahtarını çıkartırdı. Bu sefer onu yapmadı. Ne yaptı? 80 kişilik bir liste. Bu şu anlama geliyordu. İçinden 52 kişiyi seçin, diğerlerini çizebilirsiniz. Diğer genel merkez yöneticileri dahil. Şimdi burada bu il başkanlarının, Canan Hanım'ın ve diğer belediye başkanlarının çıkardığı bu listeler Kemal Bey'in bilgisi dahilinde mi çıkartıldı? Yoksa Kemal Bey'i de dinlemeyip kendileri mi bu listeyi çıkardı? Bence tartışması gereken şey bu. Evet, onu bir de son bir şey, son bir şey alayım. Bakın, şimdi Kurultay Gün'den bana geldi bu bilgiler. Görselleri de var. Canan Kaftancıoğlu, Canan Hanım, delegelerin kaldığı otellerde kendisinin imzasıyla İstanbul Savunması diye bir bildiri, bir mektup dağıtıyor. Bunun dışında kendisinin resmi olduğu, resmi olan tişörtler ve birkaç materyal daha bunları dağıtıyor. Yani sanki Canan Kaftancıoğlu bence Türk siyasetinde kendisini artık İstanbul İl Başkanlığından da öte farklı bir yerde konumlandırmaya çalışıyor. İsterseniz Canan Hanım'ın özel açıklamaları da var. Yani ben hani Muharrem İnce'yi de ben, pardon Tuncay Özkan'ı da ben çizdirdim açıklamasıyla bu iki doneyi birleştirdiğimde biz önümüzdeki süreçte Canan Kaftancıoğlu'nu sanki farklı siyasi hesaplarla ya da hedeflerle yürürken göreceğiz diye düşünüyorum. Önemli başlıklar açtı Zafer Şahin ama Ömer Lütfi Avşar'ı unutmuş değiliz. Ömer Lütfi Bey tam bu stüdyoda olman gereken bir programdı ama yine de oradan görüşlerin bizim için çok kıymetli. Ne diyorsunuz bu değerlendirmeler için? Şimdi birincisi şuradan başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın 2010 yılında tek başına iktidar olacağız demesiyle 2016 anayasa değişikliğinden sonra dostlarımızla iktidar olacağız demesi arasında negatif bağlantı kurmanın hiçbir anlamı yok. Yani Cumhur İttifakı da birkaç partiden oluşuyor. Millet İttifakı da bu mevcut anayasanın emrettiği bir şey. İkinci kurultay içi tartışmalara gelince ilk bölümdeki konuşmamda söylemiştim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yarışı diğer partilerdeki gibi bir emir komuta zinciri içerisinde düşünmemeniz lazım. Bahsedilen isimlerin bir yarış içerisinde olması, alternatif listeler çıkarması, mevcut görev ve konumlarından daha ileride görevler için siyaset yapmaları, bunun için mücadele etmeleri, demokratik ortamda bunun için yarışmaları, zaten Türkiye'nin yaşaması, Türk siyasetinin yaşaması, hatta Türk genel siyasetinin yaşaması gereken şeyler. Şimdi buradan bir parti içerisinde disiplinsizlik veya bir parti içerisinde farklılaşma, bir parti içerisinden partiler doğurma çabası, yani Cumhur İttifakı'ndaki çatlamanın, daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinden iki tane partinin doğması sürecindeki durumun bir benzerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden yansıyacağını düşünmek, yani çok kısa süre içerisinde arkadaşlarda bir büyük hayal kırıklığı yaratır. Siz buna parti katılmıyorsunuz herhalde. Biraz açar mısınız? Çünkü arkadaşlar bu kurultaydan sonra CHP'de yeni parti süreçlerinin başlayacağı, ya parti içinde kalarak mücadele edelim diyecekler ya da yeni parti kuracaklar şeklinde değerlendirmeler yaptı. Onları alalım. Ben, ondan önce Ömer Bey, bakın bir kez daha altını çizeyim. Ben burada böyle böyle olur demiyorum. Ben bir gazeteci olarak diyorum ki size, siyaset kulislerinde bunlar konuşuluyor. Ha, onun dışında siz partinizin ne kadar demokratik bir şekilde kurultay gerçekleştirdiğini anlatabilirsiniz. Bizzat da gördünüz ne kadar demokratik bir yarış olduğunu. Başka sözüm yok. Buyurun Ömer Bey. Bahsettiğiniz parti içerisindeki muhalefet süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nde burada parti yönetiminde kimlerin olup olmadığından bağımsız her daim olan bir şey. Yani örneğin meslektaşım, hatta komşum İlhan Bey'i çok severim, çok sayarım. Hatta aday olması sürecinde de adaylığını açıkladığımda tebrik de ettim ki her zaman her konuda dostluğumuz baki. Ama İlhan Bey bir Cumhuriyet Halk Partili. Yani cumhuriyetçi, halkçı, milliyetçi, laik, devletçi, inkılapçı. Yani parti içerisindeki muhalefetin tümünün özelliği bu. Şimdi parti içerisindeki bir muhalefet nedeniyle 90'ların başında kapatılmış bir partiden parti kurulma sürecinde ki Türkiye'de
şu andaki siyasetin, genel siyasetin sorunları içerisinde, yani Adalet ve Kalkınma Partisi içeride kaybederken Türkiye'nin dışarıda kaybettiği, ekonomisinin bu yapıda olduğu bir süreçte insanların bireysel siyaset istikbali uğruna hareket etmeleri mümkün değil. Zaten İlhan, Zafer Bey'in söylediğinin bir kulis olduğu normal zaten. Efendim anlayamadım. Efendim,